Halkçı bir seçeneğin inşası açısından 24 Eylül açıklaması oldukça önemliydi. Programatik belgemiz açısından çok önemliydi. Ama esas iş 24 Eylül'den sonrasında başlıyor. Neler yaptık, neler yapıyoruz, nasıl bir yol haritası bizi bekliyor? Öncelikle şunu söyleyeyim. En başından itibaren halkçı bir seçeneğin inşası noktasında halkın sözcülüğünü yapma. Bunun için de halkın özneleşme pratiklerini hayata geçirecek bir program ve özne pratiğiyle hareket etmeye çalıştık. Bu açıdan bizim için siyasi programı açıklamak çokça önemliydi. Diğer ittifaklardan farklı olarak gerçekten kırmızı çizgilerimizi isimlerimizde de belirttiğimiz gibi emek ve özgürlükler ifadesiyle yapmamız, bunu nitelememiz tesadüfi değil. En başından itibaren yine genişleme başlığı bizim için çok önemliydi. Bütün toplumsal güçlere, bütün siyasi güçlere 24 Eylül'de 24 Eylül programatik belgesiyle beraber bu memleketi birlikte yeniden kurma çağrısını yaptık aslında. O yüzden de genişleme başlığı kapsamında ilk elden 24 Eylül'ün sonrasında 15 Ekim'e kadar çeşitli siyasi partilerle görüşmeler yaptık. Bu genişleme başlığını ittifakımız iki nokta, daha doğrusu iki ayaklı bir şekilde ele alıyor. Bir, siyasi güçlere doğru genişleyeceğimiz adımları birlikte atabilmek. İkincisi ise toplumsal hareketlere, toplumsal mücadele dinamiklerine doğru genişleyeceğimiz adımları birlikte atabilmemiz. Çünkü aslında Emek ve Özgürlük İttifakı'nı inşa eden şey işçilerin, emekçilerin, kadınların, gençlerin, çocuk hakları aktivistlerinin, ekolojistlerin, Alevilerin, tüm bu toplumu toplum yapan tüm ögelerin faşizmin kurumsallaşmasına karşı oluşturmuş olduğu halkın barajıydı. Çeşitli yani işte Sosyalist Güç Birliği'nden arkadaşlarımızla da görüştü, TKP ile, Sol Parti ile, işte halk evlerinde daha önce ittifakımızın bileşenlerinden olan halk evleriyle görüşmeler gerçekleştirdik. İşte çeşitli hareketlerle görüşmeler gerçekleştirdik. İşte Kaldıraç gibi, UİTER gibi hareketlerle görüşmeler gerçekleştirdik. Aslında daha evvelinde ittifakın bir şekilde kampanyalarla, pratik süreçlerle yan yana olduğumuz, çağrısında bulunduğumuz ya da bize çağrıda bulunmuş olan 24 Eylül'de yan yana olduğumuz hareketlerle bir başlangıç adımı atmış olduk. Ve bu açıdan genişleme başlığı süren bir başlık olarak ve ama tabanda genişleyeceğimiz bir başlık olarak bizim için açık bir parantez şu anda. Siyasi program ve 24 Eylül'ün yaratmış olduğu hava ve birlikte halkçı bir seçeneği inşa etme başlıkları etrafında son derece olgun, son derece olumlu görüşmeler yaptığımızı ifade edebilirim. Çünkü bugün bu memleketin ana aktörü halkçı bir seçenek açısından soldur, sosyalist güçlerdir, devrimciler, demokratlardır. Herkes bunun bilincinde, herkes bunun sorumluluğunda bir şekilde bu görüşmeleri gerçekleştirdi. Dolayısıyla 24 Eylül'ün yaratmış olduğu hava, rüzgarın bizden esmesi ve ama rüzgarın bizden esmesinin yetmemesi, bunun nasıl somut bir güç haline, somut bir özne haline getirilmesi başlıkları etrafında mücadeleyi, direnişi, seçimleri birlikte konuştuğumuz, memleketin halini, ahvalini birlikte konuştuğumuz, çünkü çıkışı biz birlikte yaratacağız. Tüm siyasi güçlerle beraber, tüm sol sosyalist halkçı güçlerle beraber birlikte yaratacağız. Bunun bilinci ve sorumluluğuyla bu görüşmeleri gerçekleştirdik. Genel itibariyle de aslında o genişleme başlığının da adımlarını birlikte atacağımız bir yerden bu görüşmeler gerçekleştirdi diyebilirim. Bir program ve özne aynı zamanda bir siyasi öncülük sorunu var. Türkiye'de bundan azade değil. Ama bu öncülüğü halkın içerisinde halkla beraber halk için yapma gereksinimimiz var. Burada halk güçlerinin çok önemli bir beklentisi var. 24 Eylül bunun somut ürünüdür diye düşünüyorum. Burada bizim esas yapacağımız öncülük siyasi programı örgütlemek, siyasi programı pratiğin içerisinde sokakta örgütlemek ve bunun bir adım ötesine geçerek halkın özneleşme zeminini yaratmak olacak. Çeşitli siyasi eylemlikler, toplumsal güçlerin eylemlikleri, direniş arayışları bize şunu gösteriyor. Toplum, halk bugün bizden öncülük görevi olarak şunu bekliyor. Bir politik ve
Politik güç ve güven merkezine ihtiyacımız var. Bugün Emek ve Özgürlük İttifakı'nın önündeki en önemli, en acil görev de budur aslında. Atacağı adımları halka karşı hayati bir sorumlulukla ve aynı zamanda zamana karşı hayati bir sorumlulukla yaşama geçirmekle yükümlü olduğumuz, yani sadece 24 Eylül'de iyi, güzel cümlelerden oluşan, çok kritik olan o siyasi programımızı hayatta karşılık bulabilecek maddi bir zemine, zeminle buluşturmaya ihtiyacımız var. Yoksa zaten toplumun uzun zamandır, özellikle 2013 Gezi isyanından itibaren çok önemli arayışları var. Ekmek arıyor, özgürlük arıyor, adalet arıyor. Geçtiğimiz günlerde Eylül ayının başında biliyorsunuz Şili'de bir anayasa, yeni anayasa oylaması yapıldı ve rüzgar gerçekten Latin Amerika halklarından yana eserken, Şili halklarından yana eserken yine işte Pinochet'un anayasası bir biçimde yürürlükte kaldı. Şili'yi özellikle söylüyorum çünkü bize de feyiz veren bir yerde duruyor Şili. Hem halk güçleri açısından hem de sol güçler açısından çok da tartışmalı olan bir yerde duruyor. Yani örgütlenme boşluğu oluştu orada. Kılıçdaroğlu'nu görüyoruz, Akşener'i görüyoruz, Millet İttifakı'nın öznelerini görüyoruz. Aynı Erdoğan gibi esnaf ziyaretleri yapıyorlar. İşte tırnak içerisinde halka iniyorlar. Bu halkın özneleşmesi değildir. Halkın dertlerini bir şekilde seçim malzemesi olarak dinlemektir. Ve işte halkı her defasında edilgen kılacak, yani Osmanlı İmparatorluğu'nda olduğu gibi kulluk bilincini sürekli geliştirecek, tebaa kültürünü sürekli geliştirecek bir siyasi anlayış sürekli yeşertilmeye çalışılıyor, sürekli tahkim edilmeye çalışılıyor. Biz bu ezberi, bu kısır döngüyü kırmakla yükümlüyüz Emek ve Özgürlük İttifakı olarak. Yani seçimlerde oy deposu olarak görülen işçilerin, emekçilerin, toplumsal kesimlerin işte belli siyasi pazarlıklarla, belli işte seçim propagandalarıyla oy isteneceği edilgen bir yerden çıkıp gerçekten siyasette özne olabileceği, kendi ihtiyaçlarını, kendi haklarını kendi örgütlü mücadelesiyle birlikte alabileceği bir zemini açmak gerekiyor. Bu da bizim sorumluluğumuz. Aslında 18 Ocak'ta yapmış olduğumuz ilk toplantıdan itibaren seçim öncesini, seçim anını, seçim sonrasını kapsayan bir mücadele ittifakının inşasında mutabık olmuş olduk ve bu mücadele ittifakının mutlaka sokakta pratiğin içerisinden geçen adımlarla inşa olması noktasında da özel bir önem gösterdik. Bunu yaparken halka karşı sorumluluğumuz yanında zamana karşı özgür olmadığımızın bilinciyle adım atmaya çalıştık. Bugün bizi işte sıkıştırmaya çalıştıkları bir dikotomi var. Yani seçim ittifakımızsınız, mücadele ittifakımızsınız sorusunun da karşılığı da aslında bizim yapıp ettiklerimiz. Bir önceki soruda verdiğim cevapla başlayabilirim. İttifak 24 Eylül deklarasyonunu, 24 Eylül halk buluşmasını arkasına alan bir yerden halka ve zamana karşı sorumluluğunu yerine getiren bir yol haritasını inşa etmeye soyunmuş durumda bugün. Mitingler olacak. 3 bölgede başlatacağımız mitinglerle aslında çeşitli, yani şu anda takvimimiz henüz netleşmiş durumda değil ama Marmara bölgesinde, Ege bölgesinde, Çukurova bölgesinde başlatacağımız mitinglerle beraber aslında programımızı somutta inşa etmeye çalışacağız. Bugün ekonomik krizin, emeğin, haklarının geldiği aşama herkesin malumu, demokrasi sorununun, özgürlükler sorununun yine gelmiş olduğu aşama herkesin malumu ve biz de emek ve özgürlüklerin ülkesini kurma iddiasıyla yola çıktık. Emeğin ve özgürlüklerin ülkesini kurma iddiamızı bu mitinglerle halkın kürsülerini oluşturarak, yani çıkıp yine işte 6 siyasi partinin temsilcileriyle değil, bunun yanında direnen işçilerle, kadınlarla, gençlerle, toplumsal diğer kesimlerle birlikte halkın kürsüsünü oluşturacağımız mitinglerle bu özneleşme pratiğini inşa etmeye çalışacağız. Bir ayağı bu olacak. Bu miting aynı zamanda ardışık kampanyalarla beraber akacak. Bu bizim açımızdan önemli. Bu kampanyalar siyasi programımızı
yaşamın içerisinde somutlayacak, gündelik yaşamla buluşturacak kampanyalar olacak. Yani biz ekonomik kriz sorununu işte dolaylı vergileri kaldıracağız dediğimiz şeyi, servet vergisini getireceğiz dediğimiz şeyi ya da gıda güvenliğini yeniden tesis edeceğiz dediğimiz şeyi gündelik yaşamla buluşturmak zorundayız. Bu miting bölgelerinin birincisi başlangıç adımları olduğunu ifade etmek gerekiyor. Biz her yerde olacağız, her bölgede olacağız. Kürdistan illerinde de, Kürt illerinde de bu açıdan Kürt halkının demokratik çözüm özlemiyle kaynaşmış bir ittifak da olacağız. Kürt halkı bu açıdan ittifaka yönelik ya da sola yönelik, halkçı güçlere yönelik sistemlerinde çok haklı. Kürtleri bir hatırlıyor. Kürt sorununu biz çözeceğiz diyor. Ancak Kürt sorununu çözeceğiz diyen egemen güçlerin savaş ve yıkım politikalarından gayrı bu topluma vaat edeceği herhangi bir şey yok. Siyasi programımızda ifade ettiğimiz gibi Kürt sorununun demokratik çözümünü ele almak ve Kürt sorununun demokratik çözümüne yönelik diyalog ve müzakere kanalları bugünden açmakla hükümlü olduğumuz ve bunu iddia ettiğimiz de bir düzlem var. Yani şöyle söyleyebilirim seçimlerle ilgili. Biraz önce de bahsettim. Genel itibariyle ittifaka en çok sorulan soru seçimde alınacak pozisyon ve seçim ittifakımız, mücadele ittifakımız sorusu çerçevesinde oluyor. Yani Ocak ayında yapmış olduğumuz ilk toplantıdan itibaren seçimlerin de bizim mücadele ittifakımızın önemli konaklarından bir tanesi olacağını ve burada birlikte pozisyon alacağımız noktasında mutabık kaldık. Karşı karşıya olduğumuz bu garabet, bu ceberrut faşizme gidiş halinden kurtulacağımız bir pozisyonu mutlaka ve mutlaka alacağız. Ancak bu bir adaylık tartışması, seçim aritmetiği, işte birinci tur, ikinci tur tartışmaları şeklinde yani özelleştirilmiş bir başlık olarak henüz ittifakın masasında gündeme getirilmedi. Çünkü hani şunu biz çok önemsedik. Bir ilkelerle davranmak, o ilkeleri oluşturabilmek ve bunu halkın seçeneği bağlamında birlikte yapabilmek. Öte taraftan bugün bizim ittifakımızda 6 siyasi parti var, 6 siyasi özne var ve henüz tüm siyasi öznelerin kendi organlarında seçime dair stratejik ve taktik yönelimini belirlemediği de durumlar var. Dolayısıyla biz bir ortaklık hukukuyla, ortak mücadele hukukuyla ilerlediğimiz için seçimleri daha çok stratejik anlamda konuştuğumuz, işte an an onun taktiklerini özelleştirmediğimiz bir bağlamdayız şu anda. Burada belki şu özelinden bahsedebilirim. Konuştuğumuz şeylerden bir tanesi olarak biliyorsunuz bir seçim güvenliği platformu kuruldu. Bir seneyi aşkındır da çeşitli çalışmalar yürütüyor. Bu açıdan çeşitli deklarasyonlar da, bildirgeler de yayınladı. Seçim güvenliği platformunun içerisinde hem Sosyalist Güç Birliği'nden dostlarımız var, hem Millet İttifakı'nın çeşitli özneleri onun içerisinde, hem de bizim ittifakımızın çeşitli özneleri seçim güvenliği platformunun içerisinde. Biz koordinasyonumuzda dün yaptığımız toplantıda seçim güvenliği meselesini de sonuçta halk buluşmalarında, yapacağımız miting çalışmalarında daha somut verilerle ele alabileceğimiz ve bir örgütlenme pratiği olarak aslında ele alabileceğimiz şekilde organize etmeyi de konuştuk. Seçimlerle ilgili en somut netleştiğimiz ve konuştuğumuz şeylerden bir tanesi seçim güvenliği meselesi. Seçim güvenliğini de sadece sandık torbaları korumak olarak görmemek lazım. Aslında biz şu anda bir fiili seçim süreci içerisindeyiz. Bir fiili seçim kampanyası süreci içerisindeyiz. Tüm toplum olarak bunu söylüyorum. AKP, MHP iktidarı zaten savaş politikalarıyla seçim startını vermiş durumda. Millet İttifakı bunu adaylık tartışmaları üzerinden ya da işte ne bileyim kendi mutabakat metinleri üzerinden yapmaya çalışıyor. Ama bir taraftan da hiçbir şeyden netlik beklemememiz gereken, gerçekten bütün mümkünlerin kıyısında olduğumuz, hani savaşın da devrede olduğu, bir iç savaş dinamiğinin de, bir darbe dinamiğinin de sürekli havada gezindirildiği, sürekli işte Bartın'da bunu gördük, sansür yasasında bunu gördük, geçtiğimiz hafta Habib Eksik'in kolunun bacağının kolluk kuvvetleri tarafından bizatihi tepedekilerden verilen talimatla kırdırıldığı, halkın seçilmişlerinin işte kayyumlarla, işte cezaevi ve tecrit politikalarıyla
rehin alındığı bir sürecin içerisinde işte LGBTİ artıların katlinin vacip görüldüğü mitinglerin organize edildiği bir savaş ikliminin de içerisindeydi. Dolayısıyla seçim takviminin bile garanti altına, hani erken ya da baskın bir seçim olacak mı sorusunun bile garantide olmadığı. Çünkü özellikle AKP-MHP iktidarının bu seçimi bir varlık yokluk seçimi olarak örgütlediği ve seçimi mutlak suretle kazanmak için bütün kanlı politikaları devreye sokabilecekleri, bunun için de hazır ve nazır oldukları, ki biliyorsunuz 7 Haziran 1 Kasım süreci içerisinde bizim memleketimizi bir bombalar cumhuriyetine dönüştürmek istediler. Kıcağımız pratiklerle, bir güç birliğiyle hayata geçirmek zamanı. Kazanmamız gerekiyor. Yani kazanacağımıza olan inancımız elbette ki tam. Bunun öncülüğüne soyunmuş durumdayız. Ama bu kenetlenmeyi ancak ve ancak birlikte yapabiliriz.